Alkışlayın hep beraber. Alkışlarla diyelim. Allah derman versin. Öncelikle ilginizden dolayı teşekkür ederim arkadaşlar. Tabii yağlı güreş bir yıl yapılmadı. İnşallah 660. güreş, 40 pınar tarihi 40 pınar güreşleri inşallah cuma günü start alacak, yapılacak. Tabii gelen tüm pehlivanlara öncelikle başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız güreş yapılır. Ben de kulede hakemim zaten. İnşallah iyi olur diye düşünüyoruz ama bu sene işte bir yıl aradan sonra güreşçinin sayısı biraz azalacak herhalde, az olacağı diye düşünüyorum. En son yapılan güreş 2500 tane güreşçi vardı, güreş yapan. Şu anda herhalde tahmin ediyorum işte 1500-2000 arası olur diye düşünüyorum. İnşallah iyi olur. Şimdi tabii yapılan güreşlerde gördüğüm kadarıyla Ali Gürbüz hazır değil, hazırlanamamıştı. Şu anda toparladı mı tabii bilmiyorum. Orhan en iyi durumda olan Orhan hazır. Yani ama tabii güreş bu. Yani şu olur diye deme şansımız yok. Kimin kime düşeceği kurada önemli. Hangi turda düşeceği önemli. İki tane iyi adam işte üçüncü turda düşerse, dördüncü turda düşerse yani oradan galip çıkan bile çok iyi durumda olmaz. Yorulur. İşte toparlanabilir mi, toparlanamaz mı? Ama Orhan bir sanki biraz daha iyi gibi gözüküyor. Finale çok önemli değil mi? Tabii finale çok önemli. Yani şimdi sen biraz zayıf olan adama düşersin. Rakibin iki rakip güçlü olan iki tane iddialı adam birbirine düşerse birbirini tabii yani kim yense dahi güreş biliyorsunuz uzun soluklu bir maraton. İşte bir saat mi sürer? Bir saatten sonra puanlamada işte puan alınmazsa puan alana kadar önü açık bir kural var. İşte bir saatte puanlama yaparsa bu sıcakta yenende de hayır kalmaz yani. Ondan sonra da öbürüne düşerse öbürü avantajlı duruma geçer yani. Güreş böyle bir spor.